Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir port bebeği çalışması yaptım. Port bebeğimizi ben erkek bebeklerimiz için ördüm. Fakat farklı renkler kullandığımız zaman yine kız bebeklerimiz için gayet güzel bir çalışma olacaktır. Çalışmamızı örmeye bu kısımdan başladım. Sadece üst kısmında bu görmüş olduğumuz bağlamalı kabartılı bölümlerimizi kullandık. 4 tane düğmemiz ve arkasını kabartı model kullanmadan düz bir şekilde ördük. Şöyle bakacak olursak bakınız ilk başlangıcımız 41 santim ve modelimizin olduğu yer 23 çift sıra. Her rengimiz çifter çifter ördük. Yani beyazımız 2 Mavimiz 2, beyaz tekrar 2 olarak ördük. 23 sıra, 23 çift sıramızı burada tamamladık. Daha sonra ise diğer tarafı yani şöyle arkamızı olduğu modelimizin kabartılı bölümünü kullanmadan 20 çift sıramızı ördük. Her ikisi de 46'şer santim oldu ve beyazımızın yani kapşon kısmının olduğu bölümünü de 7 çift sıra halinde ördüm. Bakınız şu şekilde en sonunda ucuna şöyle bir püskülü yaparak değerlendirmek ve güzelleştirmek istedim. Tabii ki sizler dilerseniz yapmayabilirsiniz. Şöyle görelim. Bakınız şu kısımdan önden arkaya doğru bağlamalı bölümümüz geçmekte ve diğer kısım düz olarak devam etmekte şöyle gördüğümüz zaman ve kapşonunu de görmekteyiz düğmelerimizi açıp kapatarak çok rahat bir kullanım olmakta bakınız düğmelerimizi biraz iri iri kullandık Evet kolay gelsin diyerek hemen port bebeğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin port bebeğimizi örmek için beyazımızı ve mavimizi kullanıyorum Etrofil marka ip, anti peeling özelliği olan e, ipimizin beyazımız 80.001 80, numaralı e, renge sahip ve e, süt beyaz bakınız 40 beyaz değil, 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Diğer mavi ipimize bakalım. Yine aynı 100 gram, 250 metreden oluşmakta, anti peeling özelliği olan ipimiz ve renk numarası 80.062 numaralı renge sahip ve Port bebeğimizi örmek için 3 numaralı tığımızı kullanıyoruz ve mavi rengimizle zincir çekerek başlıyoruz. İpimizi içten çıkarıyorum ve örmeye başlıyorum. 90 kadar zincirimizi çekelim. Trabzanlarımızı yerleştirdikten sonra fazla kalan zincirlerimizi keserek yok edelim. Evet şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum. Birinci düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 90 zincirimi çektim. Ilave yapmadan hemen örmeye başlıyorum. Ama öncesinde zincirimizi ölçelim. İpimizin ve elimizin ölçüsünü birbirimizle kıyaslayalım. Hemen ölçümü alıyorum. Tığımın olduğu tarafa tutuyorum. Diğer taraftan 42 santim olduğunu görüyorum. Zincirimizin sayısına kesinlikle 42 azmış gibi gelmesin. Çünkü içine trabzanlarımızı ördüğümüzde ve örmemiz ilerledikçe epey bir genişleyecek. O yüzden hemen 50 gibi başlamayalım. Yoksa daha açılır istemediğimiz kadar büyük bir ölçü olur. Bakınız 42 gayet güzel ve ördükçe genişlediğini sizler de göreceksiniz. Zaten portrebimizin her iki kenarına da e, kenar patlarımızı öreceğiz. Bantlarımızı öreceğiz. Öyle olacağı için bu ölçümüz yeterli. Evet şimdi geri dönüşümüzü yaparak başlayalım. Bakınız 90 üzerine ilave yapmıyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımın başını bir defa doluyorum. Birinci Bakın elimi tuttuğum yeri yani dördüncü zincir yuvasının içerisine girerek birinci trabzanım örüyorum ve üç defa da çekiyorum. Bir, iki, üç. Sırası ile birer birer örüyorum. Üç defa da çekelim. İki, üç. Hiç zincir atlamadan giriyorum ve üç defa da alıyorum. Bir, iki, üç. Tekrar bir, 2, 3. 10 tane trabzan olana kadar bu şekilde örüyorum. Bir defa başını doluyorum. Yuvamıza giriyorum. Ve ilerliyorum. 1, 2, 3. Sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve bir tane daha trabzanımı hemen zincirimin içerisine örüyorum. Toplamda 10 tane trabzanımı örmüş oluyorum. Şöyle görelim. Kenardan döndük ve birer birer zincirlerimizin içerisine girerek 10 tane trabzanımızı ördük. 10. trabzanımın üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve trabzanımı battığım yere 1 diyerek başlıyorum. Zincirimden sonra aynı yere batıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 on. Bakınız 10. yüde örüyorum ama hemen emin olmak için sayımızı kontrol edelim. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 tane trabzanımızı da zincirimizden sonra ördük. İlkini aynı veya batmıştık. Şimdi bu sıramızda yukarıda zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 aşağıdan atlıyorum. Zikzak olduğu için zikzamızın çıkış yerinde zincir yapıyoruz. Aşağıya iniş yerinde ise zincir atlayarak şu tarafa doğru çıkıntımız oluşturuyoruz ve düşüklüğü bu yöne yapıyoruz. Şimdi tığımın başını doluyorum ve sayıyorum 1 2 2 tane zincirimi atlıyorum diğer zincirimin içerisine giriyorum ve trabzanımı örmeye başlıyorum 1 devam ediyorum. Yanındaki yuvaya bakınız yanındaki yere batıyorum ve yanındaki zincirin içerisine, hepsine birer birer batarak ilerleyelim. Toplamda 10 tane trabzanımız olana kadar örelim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 trabzanımızı yine ördük. Hemen şöyle masamızın üzerine koyalım. Daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. Bakınız buradan 10 tane trabzanımızı ördük 2 zincir çektik ve aynı yerden trabzanımızı örmeye başladık ilerledik 10 trabzanımızı ördükten sonra 2 zincir atladım tekrar 10 tane trabzanımı ördüm 2 4 6 8 10 10. trabzanımın üzerine şimdi zikzak için yukarı çıkışımız için 2 tane zincir çalışması yapıyorum 1 ve 2 Tığımın başını doluyorum. İki zincirden sonra aynı yere batıyorum. Bakınız, buradan devam ede gelen onuncu trabzanımın olduğu yere batıyorum ve ilerlemeye başlıyorum ve ördüğüm bu trabzanımı 1 diye sayıyorum. Yanındakini, 2 her birini de artık farklı zincirlerimize batıyoruz. 3, 4. Toplamda 10 tane olana kadar birer birer örelim. Şöyle görelim. 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanımızı yine ördük. Bakın bir önceki çıkışımızdı. Şimdi çıkışımız sonrası inişimize geçiyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi bir çıkış, bir iniş. Çıkış ve şu an inişteyiz. 10 tane trabzanımızdan sonra zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. zincir yuvasına gelerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Toplamda 10 tane trabzanım örüyorum. bir defa başını doluyorum. 3 defa da alıyorum. Şöyle bakalım. 2 4 6 8 9 ve 10. 10 tane trabzanımızı yine ördük şöyle bakınız çıkış iniş önce çıkışımız sonra inişimiz tekrar çıkışımızı yaptık inişimizi yaptık şimdi yine çıkışımızın olacağı yerdeyiz çıkışımızın olacağı yeri örmek için iki tane zincirimizi 10 trabzanımızın üzerine örüyoruz 1 ve 2 İki zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 10. trabzanımın olduğu yere batarak tekrar örmeye başlıyorum ve 1 diye sayıyorum. 1 ve ilerliyorum. 2 3 Yine 10 tane trabzanımızı örüyoruz. Çıkışımızı yaptık. Şimdi devam ettiğimiz yerde inişimize doğru geliyoruz. bir defa başında oluyorum 1 2 3 defa da alıyorum sayalım 2 4 6 8 9 ve 10 10 tane trabzanımızı yine ördük ve inişimizin olduğu yerdeyiz tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. zincirimin içerisine gelerek batıyorum 1 ve toplamda 10 tane olana kadar trabzanlarımı örerek ilerliyorum ve 10 tane trabzanımı yine ördüm inişimden yukarıya doğru geliyorum 2 4 6 8 10 10. trabzanımın üzerine 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere batıyorum. 1 diye sayıyorum ve ilerliyorum. 10 tane trabzanımı örüyorum. Artık sona doğru gelmekteyiz. Bakınız zincirimizin 10'ar tane trabzanımızı bir defa başını doladık. 3 defa da ördük. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm. Şöyle görelim bakınız. 10 trabzanımızı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Bakın tığımızın başını dolayarak 1, atlıyorum 2 ve üçüncüye batıyorum en son bu kenarımızı da yukarıya kadar devam edecek bölüm olarak örüyoruz şimdi bakın kenarda 90 zincirimizden sadece birkaç tane fazla kaldı o da herhangi bir şekilde içeride bir sıkıntı olursa sıkıntıya kalmayalım diye hemen kesip bu şekilde e, temizleyebiliriz bakınız şu şekilde birlikte yapalım Bak, şuradan hemen alıyorum daha çoksa daha çok da kesebilirsiniz nereden kesmeniz gerekiyorsa hemen alıyorum şu şekilde bakınız sıkıştırdıktan sonra hiçbir şekilde problem olmuyor bakın gayet güzel sıkıştı şimdi en son bitmiş halimizi görelim 1 2 şöyle görelim 1 2 3 4 5 6 7, 8, tam 8 tane 10 trabzanımızın olduğu bölümümüz var. Hemen şöyle bakın sadece trabzanımızı ördükten sonraki de ölçümüze bakalım. Biraz önce 42 idi. Şöyle görelim. Şimdi 43 buçuk civarında trabzanlarımızı tamamladıktan sonra ördükçe emin olun açılacak hiç problem yok. Eğer 35 civarı ya da 40'tan azsa Şöyle bir grubumuzu yana ilave edebilirsiniz. Eğer küçükse ama şöyle. Bakınız sadece 10 tane değil. Şöyle inişten çıkışımızı tekrar inişimizin olduğu bölümümüzü ilave etmemizde fayda var. Evet şimdi örmeye başlayalım. ikinci sıramızı aynı rengimizle devam ediyorum. Ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimizi çektikten sonra tığımızın başını dolayalım Birinci trabzanımı örmüyorum. Bakınız. Birinci trabzanımızı örmüyoruz çünkü iki tane zincir çektiğimiz yerin içerisine girerek bir tane artışımızı yapacağız. Yine normalde 10 trabzanımızı öreceğiz fakat birinciyi atlayacağız. Atladığımız trabzanımızın yerine zincirimizin içerisine bir tane ilave edeceğiz ve yine iki zincir çekip bir tane daha trabzanımızı öreceğiz ve ilerleyeceğiz. Son trabzanımızı yine örmeden geçişimizi yapacağız. Şimdi başlıyorum. Birinciyi örmüyorum. Bakın lütfen bu çok önemli. Birinciyi örmeden ikinciye batıyorum ama şöyle yandan giriyorum. Tepesine direkt batmıyorum. Yandan kabartılı bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3. Sırası ile örüyorum. Hiç atlamıyorum. Bir defa yandan ana gövdeden giriyorum. 1, 2 3 tekrar tığımın başında doluyorum. ana gövdeden giriyorum 1 2 3 ana gövdeden giriyorum 1 2 3 ana gövdeden ve yandan bakınız şöyle giriyorum 1 2 3 Evet şöyle görelim kenardaki 3 zincir olarak kenar trabzanımızı ördük daha sonrasında bir içeri girdim 2 4 6 8 9 bir içeride olduğu için 9 tane trabzanımız oldu 10. trabzanımızı zincirimizin içerisine direkt giriyoruz ve aynı şekilde 3 defa da alıyorum toplamda 10 tane trabzanımız oldu kenarı saymazsak ve hemen 2 zincirim ilave ediyorum yuvanın içerisine girerek bir defa başını doluyorum üç defa da alıyorum ve başlıyorum yandan 1 2 3 aynı şekilde örerek ilerliyorum 1 2 3 1 2 3 bakınız 3 defa da aşağı doğru inelim trabzanlarımızı örerek toplamda 10 tane trabzan sayısına ulaştım bakın zincirimizden sonra sayıyorum bir tane artışımızı yapmıştık yuvamızın içerisine 2 4 6 8 10 10 trabzan sayısına ulaştıktan sonra bakın son trabzanımızı aşağıdan örmüyoruz ve diğer tarafa geçerken de bu taraftaki trabzanımızı örmüyoruz her iki trabzanımızı da birer birer eksik örüyoruz bitirirken de eksik başlangıçta da bir içeriden başlıyoruz çünkü iki zincir çektiğimiz yere bir tane trabzanımızın artışını yaptığımız zaman toplamda 10 trabzan sayısına ulaşıyoruz şimdi bir bitirirken örmüyoruz bir başlangıçta örmüyoruz arada zincir çekmiyoruz tığımızın sadece başında oluyoruz örmeden atlıyorum. Diğerini atlıyorum ve sıradaki şöyle bakınız. Burası çok önemli. Bir tane bitirirken, bir tane başlarken örmüyoruz. Diğer sıradakine geçiyoruz ve yandan kabartarak örmeye başlıyoruz. Sırası ile ana gövdeden girişimi yapıyorum ve ilerliyorum. hepsini yandan alıyorum Evet şimdi bunu da ördüğüm zaman toplamda 9 tane trabzanımı ördüm hemen sayalım 2 4 6 8 ve 9 10. trabzanımı ise 2 zincirimin içerisine girerek örüyorum ve toplamda tam 10 tane trabzanımızı bu şekilde örmüş oluyoruz kesinlikle hiç artış yapmıyoruz bakınız bir tanesinde eksilirken bir tanesinde artışımızı yapıp dengemizi hep muhafaza ediyoruz 2 zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak giriyorum 1 2 3 ve başlıyorum bakınız bu tarafa doğru da yine 9 tane örüyorum buradaki artışımla birlikte toplamda 10 oluyoruz en son trabzanımı örmüyorum ve başlıyorum yandan giriyorum bir tane örmüştüm 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 artışımızla birlikte toplamda 10 tane trabzanımızı ördük bakın en son grubumuzun son trabzanını örmüyorum tığımın başını doluyorum bunu atlıyorum diğerini de atlıyorum diğer grubun ilk başlangıcını da hemen yandan giriyorum ve örüyorum Evet sıra sonuna kadar bu şekilde tıpkı buraya kadar ördüğümüz şekliyle örerek ilerleyelim. Trabzanlarımızı birer birer örerek toplamda 10'ar tırabzan 10'ar tırabzan tamamladık gruplarımızı ve en son bakınız artışımızı yaptığımız yerden yani 2 zincirimizi çektiğimiz yerden itibaren örerek aşağıya doğru indim. Hemen saymaya başlayalım 2 4 6 8 10. Toplamda 10 tane trabzanım ördüm. İçeriye bir tane arttığımız için bakınız aşağıda 10 trabzanla başlamıştık. Kenardaki zincirden döndüğümüz trabzanımız durmakta burada. Hemen onu da tıpkı burada bakınız bir tane fazla kenar trabzanımız olacak şekilde örmüştük. Bunu da aynı şekilde tığımın başını doluyorum. Şöyle yandan giriyorum. En son kenarda sürekli bitene kadar devam edecek trabzanım olarak örüyorum toplamda burada bakınız 2 4 6 8 10 trabzan ve bir de devam edecek diğer başlangıcımızda da aynısını yapmıştık bir tane burada 2 4 6 8 ve 10 buraya dikkat edelim Evet şimdi iki sıramızı bu şekilde ördük beyaz rengimize geçerek diğer sıramızı örmeye başlıyoruz bakınız iki sıramızda herhangi bir şekilde problem olmadan yerleştirdik. Artık bu düzen üzerine sürekli örerek ilerleyeceğiz. Ve ipimi alıyorum beyazımı ve başlıyorum örmeye. En son şuradaki geçişi kapamayı bakınız. Beyazımızla yapalım. Bir tane kapatıyorum. İpimi sıkıştırıyorum. Her ikisinde 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Üç zincirimi çektikten sonra mavimizi buradan koparmamıza gerek yok. İki sırada bir rengimizi değiştireceğimiz için yandan sürdürebiliriz. Tabi rahatsızlık duyarsanız yani rahatsız olursanız koparabilirsiniz. Ama ben koparmadan ilerleyeceğim. Evet şimdi tığımın başını doluyorum. Buradaki trabzanımı ördüm. Bakınız kenar trabzanımı hemen yanındaki ilk trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımı yandan girerek örüyorum. Bir alt sırada da aynı işlemimizi yapmıştık. Tekrar sıradan ilerliyorum. 10 tane trabzanımız olacak şekilde örüyoruz. Kenar trabzanımızı saymıyoruz. Devam ediyorum. Birer birer bakınız. Orta zincirimize kadar gelelim. Ortaya kadar örerek geldim. 2 kenarı saymıyorum 2 4 6 8 9 tığımın başında oluyorum tam iki zincirimin olduğu yere bir tane daha trabzanımı örüyorum toplamda 10 tane trabzanımızı ve kenar trabzanımızı ördük 2 zincirimi çekiyorum aynı yere batıyorum bir trabzanımı örüyorum ve yine yandan girerek toplamda 10 trabzan olana kadar örüyorum bir defa doluyorum. Ve ilerliyorum. Bakın son şuradaki biterken bir, başlarken biri örmüyoruz. Ancak o şekilde 10 oluyor. Lütfen buna dikkat edelim. Buradaki inişimizi bu iki trabzanı örmememiz sağlamakta. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Bakınız tam 10 tane trabzanımı ördüm. Yandan girip kabartarak. Şimdi 10. trabzanımın üzerine 14 tane zincir çekiyorum. Bakınız bu modelimizdeki en önemli yer burası. 10 tane trabzanımı aşağı inerek ördüm ve üzerine 14 zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 zincirimi çektikten sonra hemen zincirimi başladığım yerle trabzanımın şu kısmına bakınız. Zincirimizi başladığımız yer ve trabzanımızın çıktığı yerden giriyorum. Kapatıyorum şu şekilde. Bakın şöyle bir düğümle kapatıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Ve bakınız bitişteki trabzanımızı örmüyoruz. Diğer trabzanımızı atlıyoruz. Sıradaki ortada iki trabzanımızı şöyle bıraktıktan sonra şu görmüş olduğumuz elimle tuttuğum yerden girerek örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Bakın burada 14 tane zincirimiz. Bu inişlerimizde bu 14 zincirimizi öreceğiz. İki zincirimizin olduğu yerde değil aşağı indiğimiz yerde. Evet şimdi 10 tane trabzanımı örerek yukarıya doğru çıkıyorum tekrar bir defa başını doluyorum üç defa da örüyorum Hemen araya giriyorum. iki tane zincirimi çekiyorum. Bakınız yine kontrolümüzü yapalım. 2 4 6, 8, 10. Kesinlikle sayılarımızı eksiltmeyelim ve fazlalaştırmayalım. Ve iki zincirimi çektikten sonra bir tane trabzanıma giriyorum. Ve yandan 2 diyerek saymaya başlıyorum. Toplamda 10 tane trabzanımı bir defa başını doluyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Evet trabzanlarımız aşağıya doğru birincisini artışımızı yaparak ve diğerlerini trabzanlarımızı yandan alarak ördüm 2 4 6 8 10 zaten bakınız hemen örmememiz gereken iki tane grubumuzun yanındayız bir bitiş bir başlangıç ve 14 zincirimi hemen 10. trabzanımın üzerine çekmeye başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14. zincirimi çektikten sonra zincirimin çıktığı yer bakınız hemen bir trabzanımın olduğu yer yandan çok çok belirli zaten hiç sıkıntı olmaz hemen tığımızı takıyoruz elimizde de şöyle zincirimize basarsak rahat ederiz arasından geçiriyoruz tığımın hemen başını doluyorum atladığım iki trabzanımı atlıyorum atlamam gerekenleri bakınız 1 ve 2 hemen sıradakine yandan girerek örmeye başlıyorum ve yukarıya doğru bu şekilde tırabzanlarımızı birer birer örerek ilerliyorum. Toplamda 10 tırabzan sayısına ulaşana kadar. Bir tane artışımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum tekrar bir artış içeriye giriyorum yokuş aşağı inmeye başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 buraları hızlı örüyorum zaten aynı tekrarlarımız olduğu için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Evet bakın son trabzanımı örmüyorum. Yine kontrol için bakın 2, 4, 6, 8, 10. Evet 10 tane trabzanımızın 10.sunun üzerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 zincirimizi çekiyoruz 10. trabzanımızın üzerinden ve bu inişimiz de oluyor bakınız çıkışımızda değil hep iniş yerlerimizde 14 zincir 14 zincir 14 zincir ve 14. zincirimi zincirimin başlangıç yeriyle trabzanımın yanından girerek şöyle kapatıyorum ve iki tane trabzanımı bitişteki ve başlangıçtakini atlıyorum yukarıya doğru çıkıyorum ve sona kadar Trabzanlarımızı örerek devam edelim. En son trabzanımıza kadar örelim. Zincirlerimizi 14-14 çektik ve toplamda bakınız 1, 2, 3, 3 tane 14 zincirimizi çektik ve sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Sıramızın sonunda en son trabzanımızı örmüyoruz. Kenar trabzanımızı ise tepesine batıyorum ya da şu şekilde de girerek örebilirsiniz. Evet üzerine zincirimi çekiyorum 3 tane ve çeviriyorum örgümüzü. Şimdi buradaki trabzanlarımızı yine yandan girerek örüyoruz. Bir tane içten giriyoruz. Her zaman için ilk trabzanımızı örmüyoruz. Bu zikzağımızı oluşturmak için. Buradaki görmüş olduğumuz zincirimize kadar işlemimizin aynı şekilde tekrarını yaparak ilerleyelim. Birinciyi örmüyorum. Hemen ikinciden ilerliyorum. ve yandan girerek bakınız örüyorum trabzanımı örüyorum ve başını doluyorum araya giriyorum 10. trabzanımı da bu şekilde örüyorum 2 zincirimi çektikten sonra ortaya tekrar giriyorum bir artışımı yapıyorum ve yine birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Şu şekilde bakınız. Trabzanlarımızı toplamda 10 tane olana kadar örüyorum. Evet sonu örmüyorum bakınız şöyle gördüğümüz zaman 2 4 6 8 10 bu onumuzu hiçbir zaman fazlalaştırmıyoruz şimdi trabzanlarımızın üzerine örmeye başlayalım tığımın başını doluyorum hemen içerisine giriyorum toplamda 24 tane trabzanım örüyorum 1 tuttum bakınız şu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şöyle biraz sıkıştırıp toparlayalım. 13 14 15

Tam 24 tane trabzanımızı buraya ördük ve şöyle düzelttik bakınız. Şimdi tığımın başını doluyorum. Hemen dibindekini örmüyorum. Bir sonraki trabzanımdan yandan girişimi yaparak başlıyorum. Ve bu şekilde örerek ilerleyelim. Tepe noktamızı aynı yapalım. Tekrar zincirimize gelince görüşelim. Diksaklarımızı örerek ilerliyoruz. Bakın şu kısmımızı ördük. Yukarıya çıkış bölümümüzü iki zincirimizi çektik. Sağını ve solunu ördük. Tam zincirimizin olduğu yerdeyiz. 24 trabzanımızı ördüğümüz. Bakınız hemen zincirimizi ördüğümüz trabzanımızın yandan girmiyoruz. Çünkü tam 10 sayısına ulaşıyoruz. Hemen tığımın başını dolayarak 24 tane trabzanımı örmeye başlıyorum şurada ördüğümüz gibi birer birer sayarak 24 sayısına ulaşalım 1 2 Evet 24 tane trabzanımı örerek geldim Bakın tam e, 24 trabzanımızı her ikisinde de ördük ve bundan sonraki öreceğimiz bütün bölümlerde trabzanlarımız bu sayı üzerine devam ederek bitireceğiz Evet şimdi tığımın başını doluyorum hemen bittiği yerdeki trabzanımı değil yanındaki trabzanın gövdesinden girerek örmeye başlıyorum tekrar yukarıya doğru çıkışımı yapıyorum 10 trabzan 2 zincir şeklinde yukarıya doğru ilerliyorum bakınız şuraya kadar geliyoruz bir tane trabzanımı örüyorum zincirimin içerisine iki zincirimi çekiyorum tekrar yandan girerek aşağıya doğru örerek ilerliyorum yine zincirime doğru geliyorum trabzanımızı tekrar birlikte öreceğiz Evet en son trabzanımı örmüyorum. Zincirimin başlangıç ve bitiş trabzanlarımızı bırakıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz ve toplamda 24 tane trabzanımızı örmeye başlıyorum. Bir defa başını doluyorum. Tıpkı ana gövdedeki gibi 3 defa da örüyorum. 3 4 24 olunca görüşelim. Evet sayımızı tamamladım. Ve 3 tane bakınız bu şekildeki halkamız var ve kenarından tekrar başlıyorum. Zikzamızı örmeye en son trabzanlarımızı da örerek tamamlayalım ve sıramızın sonuna geldikten sonra mavi rengimize tekrar geçişimizi yapalım. Port bebeğimizde her iki sırada bir rengimizi değiştireceğiz ve sıramızın sonuna buradaki örmüş olduğumuz gibi örerek gelelim ve Diğer rengimiz için hazırlıklarımızı yapalım. Hemen bakınız geçişimizi birlikte yapalım. Hemen bittiği değil yanındakinden başlıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıramızın sonuna yine birlikte geldik. En son trabzanımızı örmüyoruz. Tığımızın başını dolayarak beyaz trabzanımızı 1, 2, 3. çekmeyi ise mavimizle yapıyoruz sıkıştıralım şöyle biraz çok gevşek bırakmayalım Bir, 2 3 zincirimi çekiyorum ve mavi rengimle örmeye başlıyorum birinci trabzanım örmeden ikinci trabzanıma geçişimi yapıyorum ve yandan girerek birer birer trabzanlarımızı örüyoruz örgümüzün hiçbir yönünde değişiklik yok her seferinde mutlaka yandan giriyoruz yukarıya doğru çıkışımızı yapıyoruz. Ve zincirimizin içerisine bir tane trabzanımız örelim. İki tane zincirimiz tekrar trabzanlarımızı ördük. Bakın sağında ve solunda iki tane trabzanımızı ördük zincirlerimizi. Ve bakınız kenar trabzanımız 2, 4, 6, 8, 10 hiçbir problem olmadan kendiliğinden akarak ilerleyecek. Ve devam ediyorum aşağıya doğru. Ve işlemlerimiz bakın şu beyaz sıramızda yapmış olduğumuz gibi tamamlanana kadar e, bu şekilde devam edecek. Birinci sıramızda zincirimizi çekeceğiz. ikinci sıramızda ise trabzanlarımızı içerisine dolduracağız. Bütün sıralarımız bu şekilde tekrar edecek. Mavimizi birlikte başlayalım. Sonrasında çok rahatlıkla yapacağınıza inanıyorum. Bakınız son trabzanımıza geldik. Şuradaki görmüş olduğumuzu ve buradan sonrasını örmeden yukarıya 14 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Zincirimizi hemen dibine bakınız şu şekilde zincirimin başladığı ve trabzanımın devam ettiği ilmek aralığına girerek şöyle tutuyorum. Arasından geçerek güzelce kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız şöyle düzeltiyorum. İlk trabzanımı örmüyorum. Bakınız bitişli başlangıcımızı örmüyoruz. Ve hemen yanındaki ilkini örmüyorum. İkincinin yandan girerek başlıyorum. Toplamda 10 trabzanımızı her zaman ördüğümüz şekliyle örüyoruz. Sadece tek farkımız ortadaki 14 zincirimiz. Geri kalan bütün kısımlar aynı şekilde devam edecek. Araya bir tane giriyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar bir tane örüyorum ve aşağı doğru iniyorum 2 4 6 8 ve 10 bakınız herhangi bir sıkıntımız yok Evet şimdi aşağı doğru inelim aşağıdaki zincir yerimizde tekrar görüşelim yukarıdan aşağıya doğru indim 10 tane trabzanımızı ördüm hemen 14 zincirimi çekiyorum 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 hemen zincirimin çıktığı yerle trabzanımın bulunduğu yere Girerek şu şekilde geçiyorum ve bağlanıyorum. Tığımın başını dolayarak hemen bakınız. Buradaki trabzanımızın ucundaki ilk trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımı örmeye başlıyorum. Ve bu şekilde sıramızı devam ettirelim. Üstüne de yine buradaki gibi 24 tane trabzanımız örelim. Her iki sırada örgümüzü örerek büyütelim. Evet, port bebeğimizi örmeye devam ediyorum. Bakınız görüntüde şöyle bir görüntümüz olacak ilk başlangıçta. Bunları daha sonra hepsi bittikten sonra birbirinin arasından geçirerek güzel bir görüntü oluşmasını sağlayacağız. Yani herhangi bir problem yok bu şekilde durmasında. Hiç şey yapmayın, telaşa gerek yok. Gayet güzel olarak sonuçlanacak. Evet, bu şekilde iki sıra, iki sıra örerek ilerleyelim. Portöbemizi örerek büyüttüm. Bakınız biraz şöyle başlangıç yerimiz ve bu kadar ördüm. Hemen kaç dilim ördüğümüze bakalım. Her rengimiz iki sıradan oluşmaktaydı. Sadece bir diye sayıyorum renklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. sıramızı ördüm. 22. sıramıza başladım. Bakınız şu şekilde görülmekte port bebeğimiz. Şöyle baktığımız zaman her ikisini birbirinin içerisinden geçirdim kenarları. Diğeri ise bu şekilde ördüğümüz şekilde durmakta. Şimdi sizlerle birlikte bu görmüş olduğumuz gibi geçirip artık bu şekilde örmeyi bırakıp sadece düz olarak devam edeceğiz. Burası port bebeğimizin ön kısmı olacak. Buradan devam eden kısım ise sadece şu şekilde öreceğiz. İki sıra beyazımız, iki sıra mavimiz. Yine aynı şekilde yandan gelerek alışlarımızı yapacağız. Modelimizi port bebeğimizin alt kısmında kullanmayacağız. Sadece üst kısmında kullanacağız. Bu da yeterli. Burası e ön kısmı olacak. Hemen başının olduğu kısmı bu tarafa doğru gelecek. Diğer taraf ise şöyle ayaklarına doğru devam ede gelen ve bükülen kısım olacak. Şimdi port bebeğimizi önümüze alalım. Bakınız ben iki kenarımızı da birbirinin içerisinden geçirerek tamamladım. Şimdi yapmamız gereken önce beyazımı alıyorum. Arkadaki mavimi beyazımın içerisinden geçiriyorum. Ve şöyle düzeltiyorum. Tekrar mavimi tutuyorum. Arkadaki beyazımı şöyle düzelterek mavimin içerisinden geçiriyorum. Bu kez beyazımı düzeltiyorum. Sırada hemen ardındaki mavim var. Şöyle mavimi düzeltip beyazımın içerisinden geçiriyorum. Ve arkadaki gelen beyazımı mavimin içerisinden geçiriyorum. Ve beyazımdan bu kez mavimi geçiriyorum elimde mavim var arkasındaki takip eden beyazımı bakın şöyle düzelttikten sonra mavimizin içerisinden geçirelim beyazımı tutuyorum bu kez mavimi geçiriyorum şöyle tabi düzeltirsek çok daha hoş olacaktır bu kez mavim elimde Ardından beyazımı getiriyorum ve ara boşluktan geçiriyorum. Bakınız şu şekilde birbirinin içerisinden geçirerek yukarıya doğru devam ettiriyoruz ve 3 tane saç örgüsü görünümümüzü bu şekilde kazanıyoruz. Şimdi bakın beyazımı tutuyorum tekrar. Mavimi ara boşluktan geçiriyorum. Mavimi tutuyorum, beyazımı aradan geçiriyorum. Tekrar mavimi geçiriyorum başa kadar bu şekilde ilerliyoruz. Modelimizi sadece ön kısmı için kuracağız. Arkamız için modelimizi kurmuyoruz. Sadece düz çizgili bir şekilde öreceğiz. Dilerseniz çizgilerin sayısını da değiştirebilirsiniz. İki sırada ben örmeye devam edeceğim. Sadece kapşon kısmını tek renk olarak çalışmayı düşünüyorum. Şu şekilde bakınız renklerimizi birbiri ardınca örerek yukarı kadar gelelim bitiş yerimize kadar aşağıdan başladık yukarıya doğru çıkarak geldik bakınız 3 tane mavimiz şu an burada durmakta beyazımızın sırasının bulunduğu yerdeyiz şöyle kaç tane ördüğümüzü hemen bakmak istiyorum 2 zincirimden sonra 2 4 6 8 10 10 tane trabzanım ördükten sonra şurada görünen beyazımız şöyle tahminen tam ortalayacak şekilde Çevresine giriyorum ve batıyorum. Zincir çekmiyoruz artık. Burada 14 zincirimizi çekmiyoruz. Modelimizi mavi ile en son sonlandırdık. Çünkü tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. Yine 3 defada 10 trabzanımı yukarıya doğru örüyorum. Birer birer yandan giriyorum ve toplamda 10 defa yani 10 trabzan olana kadar örüyorum. Bir tane artışımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Araya giriyorum. 1 2 3 hemen yandan yandan Bu sivri kısımlarda herhangi bir şey yok sadece 14 zincir çektiğimiz yerde sadece işlemimizi uygulayacağız. Bir tane kalana kadar örüyorum. Bakınız bir tane kaldı ve şimdi şöyle ortalıyorum. Tepesine batıyorum ve beyazımı buraya sabitliyorum. Bakınız beyazımızı burada sabitlemiştik en son sırada mavimizi de sabitleyeceğiz. Yani mavi rengimize geçtiğimiz zaman. Evet şimdi devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Diğer taraftan ikinciye batıyorum. Bir, iki, üç ve bu şekilde ilerliyorum. Sıramızı örelim. Diğer örgümüzün bu bağlantı yerine gelince görüşelim. Evet zikzağımızın tepe noktasını ördük. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane trabzanımızı da örerek geldik. Bir tane trabzanımız kaldı. Onu da örmüyoruz. Şöyle beyazımızı tutuyoruz. Ortalayarak saymaya gerek yok. Şöyle göz kararı ortalayalım ve bağlanalım. Tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Bakınız ikinciye gelerek yandan giriyorum. 1, 2, 3 ve sıramızın başına kadar örerek gelelim artık farklı bir işlem yapmayacağız bakınız şöyle görecek olursak beyazımızı bağlandık bir sonraki mavimizin ilk sırasında ise mavimizi de buraya bağlayacağız herhangi bir şekilde modelimizde çözülme yaşanmayacak şimdi beyazımızı sona kadar örelim daha sonrasında yine sıramızı tamamen örerek bitirelim herhangi bir işlem yapmayalım Buradaki mavilerimizi mavimizin ilk sırasında bağlayacağız. Beyazımızla ikinci sıramızı örerek geldik bakınız. Tam ortaya birer tane yine ördük. Aynı şekliyle 2 4 6 8 10. Bir tane ilmeğimiz kaldı. Diğer taraftan da bir ilmeği atlıyoruz. Bakın herhangi bir şey yapmıyoruz. Aynen zikzağımızı devam ettiriyoruz. Bir ilmek buradan kalmıştı. Bir ilmek de buradan içeriden giriyorum ikinci ilmeğim için ve trabzanlarımı örerek ilerliyorum beyaz sıramı bu şekilde tamamlıyorum şöyle görelim burada bağlamıştık bakınız ikinci sırada herhangi bir şey yapmıyoruz mavimizi ise diğer mavimizi öreceğimiz sırada bağlayacağız Evet mavimizin de dilimini örerek geldim. Şimdi bakınız buradaki en son mavi katımızın olduğu bölümdeyiz. Şuradan zikzaklı bölümümüzün yukarı çıkışını yaptım. Şimdi aşağı inişte bir tane trabzan kalana kadar ördüm. Buradaki 14 zincir çekip 24 tane trabzan ördüğümüz bu bölümümüzü şimdi bağlayacağız. Evet örgümün arka yönünü çeviriyorum hemen buradan düzgünce tutuyorum bakın düz olduğuna dikkat etmem lazım şöyle ortalayarak tepesine batıyorum ve başlıyorum bir defa batmam yeterli bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanımı hemen alarak örmeye başlıyorum bu şekilde yine 10 trabzan olacak şekilde bakın aradan bir tane içerden yapıyoruz buraya ise bir tane artışımızı yapıyoruz tepe noktamıza. 3 defa da örelim. Diğer ikinci mavimizin olduğu yere kadar örerek gelelim. Bir trabzan kalana kadar ördüm. Bakınız aşağıdan düzeltiyorum bu kısmımızı. Hemen tepe noktasına batıyorum ortalayarak. Şu şekilde bir tane batmam yeterli. Tabi dilerseniz bir tane daha batabilirsiniz ama gayet yeterli. Bir trabzan atlıyorum. Bakın bir trabzan örmedim. Tekrar bir trabzan atlayarak ikinci trabzanımdan başlıyorum. Ve diğer tepe noktasına doğru ilerliyorum. Artış yaptığım yere doğru. Toplamda 10 trabzan tepe noktasında 2 zincirimizi örerek ilerleyip diğer bağlantı noktasına kadar gelelim. Son bağlantı yerimizin olduğu yere geldim. Bakınız örerek e, trabzanlarım geldim. Tam bağlantı yerindeyim. Tepe noktasına bir tane batıyorum ve tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Yandan giriyorum ve bu şekilde birleştirmiş oluyorum. Buradan sonraki sıramızda iki sıra mavimizi, iki sıra beyazımızı herhangi bir işlem yapmadan düz olarak örüp tamamlayalım. Modelimizi birbirine bağladıktan sonra bakınız en son şu kısımda gördüğümüz gibi düz örmeye başladık. İki sıra mavimizi, iki sıra beyazımızı, tekrar mavimizi ve beyazımızı şeklinde sıramızı takip ederek örüyoruz. Ve artık burada gördüğümüz önde kullanacağımız kabartılı modelimizi kullanmıyoruz. Şimdi arkamız için yani çevirdiğimiz zaman arkaya kapsayacak şekilde bu kadar ölçümüzün birebir karşılığında yine düz olarak örüyoruz. Kapış olduğu yere geldiğim zaman ise tek renk kullanmak istiyorum. Yine aynı modelimizi uygulayacağız fakat sadece bir renk üzerine daha belirgin olması için kullanacağız. Tamamen renkli olmasın diye. Evet şimdi görmüş olduğumuz gibi bu şekilde 10 trabzan 2 zincir, 10 trabzan geçişlerimizi yapalım ve bu şekilde bu sırayı da takip ederek örmeye devam edelim. Port bebemizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettik. Bağlamalı kısmımız port bebeğimizin üst kısmını yani ön kısmını oluşturacak bölümdü. Burayı sizlerle birlikte kapanışını birlikte yapmıştık. Daha sonra düz olan alta gelecek bölümümüzü, örmeye başladık. En sonda ise beyaz bölümümüzü ördük. Bu beyaz bölüm ise kapşon olarak kullanacağımız bölüm. Şimdi kenar tığlamasını yapmaya başlayacağız. Kenar tığlamasında her iki rengimizden birisini tercih edebilirsiniz. Ben mavi ile yapmak istiyorum. Dilerseniz beyaza da tabii ki çok çok şık olacaktır. Şöyle görelim bakınız gayet güzel bir şekilde. Şöyle katladığım zaman Bakınız burası üste gelecek katlı bölümümüz burası şöyle bu kısmı da kapşon olarak yukarıdan dikeceğiz ve tamamlayacağız önce ama kenarını geçmemiz gerekmekte şimdi bir hatırlatma olması açısından şu çalışmamı göstermek istiyorum her sıramız çift olaraktı mavimiz iki sıra iki sıra beyaz iki sıra mavi iki sıra beyazdı 23 sıra bu alttaki bağlamalı bölüm. Tabi buradaki şu modelimizin başladığı bölümden itibaren olduğu için buradaki sıra sayısı sanki fazla gibi ama hiç önemli değil. Kaç yaparsanız ipiniz daha ince ise daha küçük duracağı için biraz daha sırayı fazla örmeniz gerekebilir. Ya da kalınsa ölçüye geldiğimiz zaman yeterli ölçü olduğu zaman kısa da bırakabilirsiniz. Daha büyük daha küçük nasıl ayarlamak isterseniz kendi zevkinize göre ayarlamanızı yaparsınız. Evet şöyle bağlamalı bölümümüzü şöyle görmekteyiz burayı. 46 santim yüksekliği 23 sıra ördük ve aşağı kısmı yani genişliği ise 41 santim. Şöyle büktüğümüz zaman bu kısım üstte kalacak bakınız şöyle diğer tarafta aşağıda kalacak aşağıda kalacak bölümümüz ise 46 santim yine uzunluğu 20 çift sıra ördük her sıra nasıl bakın şu şekilde çok çok güzel görünmekte beyazımızı kapşon olacak kısım olarak ördüm ve 7 çift sıramızı ördüm 19 santim uzunluğunda oldu daha büyük de yapabilirsiniz çünkü kapşona ben buradan 2 sıra falan eklemeyi düşünüyorum şu şekilde Bağlamalı kısmı biraz daha aşağıya getirerek tam üstte bırakmayıp şu şekilde şöyle biraz aşağıya doğru alarak bağlamamızın yani dönüş kısmında bağlamamız olacak. Şöyle bakınız. Ona göre bağlayacağız. Evet şimdi kenarımızı tığlamaya başlayalım. Kenar tığlamamızı çalışmaya başlayalım. Beyazımızın olduğu yerden itibaren başlamak istiyorum. Şöyle düz yönden bakınız. Düz yön uç kısmı beyazın bu kısmını örmüyoruz orayı dikeceğiz tepe noktası tam beyaz olarak kalacak İpimi kopardığım yere bakınız örgümün ara noktasına giriyorum ve zincirimi çekiyorum 1 2 2 zincirimi çektim her iki ipimi de şöyle kıvırıyorum elimin altını alarak trabzanımla aynı boya getiriyorum ve başlıyorum bir defa başını doladım tek seferde çekip kapatıyorum başını doladım Tek seferde çekerek kapatıyorum. İki defa yaptım. Bakınız bir tane zincirimin olduğu yer vardı. İki defa da trabzanımı ördüm. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez diğer bölüme geçiyorum. Diğer sıraya 1 ve 2. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. 1 2. Her sıraya ikişer ikişer bir defa başını dolayalım ve tek seferde çekelim. 1 2 eğer ipiniz e, ince kalıp büzecek gibi olursa 3 defada da doldurabilirsiniz ya da arada 3 olarak ayarlayabilirsiniz ama bu ipimiz bizim 2'yi kaldırabileceği için 2 2 örüyorum tek seferde her birisine ikişer ikişer örüyorum ve kapşörümün diğer kenarına gelene kadar bütün sıralarımızı dolaşıp kenarlarımızı tamamlıyoruz kesinlikle bu bölümü geçmiyoruz bütün kenarımızı örerek geldim diğer e, kenardan başlamıştık bakınız diğer taraftan başlamıştık ve etrafına dolaşarak geldim ve beyazımın en üst kısmına geçmiyorum bu kenarda kaldım şimdi tekrar kenardan başını dolayarak Örmeye başlayacağız ve ilerleyeceğiz şöyle Portbibimizin üstte gelen kısmında ilik açmamız gerekmekte. İlik yerlerimi hazırladım. Bu sıramızı örerken iliklerimizi de açarak ilerleyeceğiz. Bakınız ilk önce bir tane ayrıcıma mavimin olduğu yere koydum. Başlangıcın hemen olduğu yere. Diğer karşısına gelecek yere de aynı işaretimi koydum. Mavimden sayıyorum. Bir mavi, iki 3 4. maviye tekrar işaretimi koydum ve ikinci iliğimin yerini burası olarak ayarladım. Ve tekrar devam ettim. Aynı ayıracımın olduğu yerden itibaren sayıyorum. 1. mavi, 2., 3. ve 4. maviye tekrar ayıracımı taktım. Aynı şekilde karşılığında da ayıracımı taktım. Her iki tarafa da iliklerimizi çalışacağız. Tekrar saymaya başlıyorum. 1 2 3 4. 4. mavimin olduğu yere de Ayracımı taktım ve bu şekilde ilik yerlerimi ayarladım. Şimdi e, arka kısımdan örmeye başlayacağız. Ayraçlarımı taktığım yere geldiğim zaman sizlerle tekrar görüşelim. İliklerimizi birlikte açalım. İkinci kez başını dolayarak batıyorum ve başlangıç noktasından itibaren örerek geldim. Tam iliğim için işareti bıraktığım yerdeyim. Şimdi iliğimizi açmak için biraz büyüklüğümü kullanacağım için ben iki tane zincir çekmek istiyorum. İpimizde Biraz dolgunca dilerseniz 3 tane de zincir çekebilirsiniz. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2 atlıyorum. 3. yere gelerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Bakınız 2 tane zincir çektim ve 3.ye battım. Tığımın başını doluyorum. Sıradan ilerliyorum. Herhangi bir şekilde farklı işlem yapmıyorum. Her başını doladığım ve battığım yerime tekrar batarak ilerliyorum. Diğer ilik yerimize kadar bu şekilde örerek gelelim. Başımızı doluyalım. Tek seferde çekelim. Başını doluyorum. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde kapatıyorum. Diğer iliğimize yaklaşıyoruz diğer işaretimin hemen yanına kadar geldim İki tane zincirimi çekiyorum ve aşağıdan bir iki atlıyorum üçüncü zincir yani üçüncü batmış olduğumuz trabzanımızın üzerine gelerek çektiğimiz iki zincirimizi batıyoruz ve ikinci iliğimizi bu şekilde örüyoruz bir iki tane atladık ve üçüncü batıyoruz bakınız şöyle çıkardığımız zaman daha rahat görebileceğiz bir 2 atladım üçüncüye batıyorum ve bu şekilde iliklerimizi 2 zincir çekelim üçüncüye batalım şeklinde örelim ve bundan sonra üzerine yine bir defa başını dolayarak çekelim yine oluruz. o sıramızı örerken görüşelim. Port bebeğimizin kenar tığlamasını örerek geldim bakınız bir alt sırada ilik yerimizi çalışmıştık ilik yerimizin üzerine e, geldim bakınız ilik yerimizi şimdi tekrar e, birlikte üzerine örerek ilerleyelim. Şöyle baktığımız zaman yanına kadar örüp geldim. Bakınız tam iki zincirimin olduğu yerdeyim. Yine tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Bir. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. İki. Bakın sadece iki defa yapmamız yeterli. Üç defa Doldurursak potluk oluşabilir. Tabi burada ben çektiğim zincir sayısına uygun olarak çektim. Daha büyük zincir çektiyseniz tabii ki buradaki başını dolayıp bir defa batma işlemini daha fazla yapabilirsiniz. Çektiğimiz zincirle doğru orantılı olarak buradaki bir defa dolama dolayıp batma işini artırıp eksiltebiliriz. Kullanacağımız düğme ile alakalı olarak devam edecektir. İki defa batıp çıktıktan sonra bakınız iki defa ördüm. Diğer iliğimize de bakacak olursak bakınız iki defa battım ve hemen diğer bölümün üzerine yine başını bir defa doluyorum. Hepsinin üzerine birer defa örerek Başlangıç noktama kadar ilerliyorum sadece dikkat etmemiz gereken bir tane husus var tam öne gelecek yerdeki köşe dönmelerimizde ikişer defa batarsak bu dönmelerimizi şu kısmımızı bakınız burası şöyle toparlanmaz toparlanmaması için bir yerine iki defa bu üç tane bölümümüzü mutlaka batalım her iki köşemizde bakınız tam bebeğimizin e, boğazının altına gelecek kısmımız burası buradan itibaren de iliklerimizin oluştuğu yer. Dönmelerimizi mutlaka bakınız ikişer ikişer batalım ve e, buradaki genişliği ayarlayalım. Şöyle toparlanıp çekmesin. Evet şimdi sıramızı bir defa başını dolayarak batıp örelim ve sonda görüşelim. Sıramızın başına kadar bir defa başını dolayarak ördüm. Şimdi tekrar geriye aynen birer defa başını dolayarak örüyoruz. Bu üçüncü turumuz olacak. İlk başlangıçtaki sıramızı saymazsak bakınız. 1, 2, 3 saydığımız zaman ise dördüncü sıramız olacak. Tekrar uçtan başlayacağız. Hiç farklı işlem yapmadan başını dolayarak batıyoruz. Burası kapşörümüzün olacağı yer. Burayı daha sonra işlemimiz bittikten sonra ya dikeceğiz ya da tığla birleştireceğiz. Hangisi kolay gelirse bakınız. Bir defa zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum ve başını dolayarak ilk başlangıç sırasını sayarsak dördüncü sıramızı örüyoruz başlangıcı saymazsak üçüncü sıramızı örüyoruz bu sıramızı da tamamen bir uçtan diğer uca kadar yani şu kısmımıza kadar ördükten sonra bir sırada sık iğnemizi örelim ve e, kenarların işlemini bitirmiş olalım Evet sıramızı örerek geldim bakınız tam köşeye geldiğim yerde 1 2 3 Bakınız üç yere çifter şekilde battım. İkişer ikişer batarak güzel bir geçiş ayarladım. Eğer fazla ıı, batmanız gerekirse fazla batabilirsiniz. Buradaki yuvarlağı güzelce ayarlayalım. Bakınız diğer kenara geldim. Diğer kenarda da aynı şekilde ikişer ikişer batarak dönmemizi yapalım. Bir aynı yere bir daha batıyorum. İki tekrar bir sonraki yere bir. Aynı yere batıyorum. 2 Bir sonraki yere giriyorum. 1 Aynı yere batıyorum. 2 Dönüşümüzü bu şekilde yumuşattım. Ve ilerliyorum. Hepsine birer birer batarak devam ediyorum. Başını doluyorum. Tek seferde örüyorum. Başını dolayarak tek seferde ilerliyorum. Ve sıramı tamamladıktan sonra sık iğnemle bitiriyorum. Evet port bebeğimizin kenarlarının düğmesini diktim. En son sık iğne ile kenarımı tamamlamıştım. Bir ilk başlangıcı sayarsak 2, 3, 4 sık iğnemizde 5 sıra geçtik ve bu şekilde tamamladık. Yerlerini ayarladım. Tam e, alta denk gelecek şekilde yani şu yüzüne düğmelerimi diktim ve geçirdim. Bakınız gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi kapişan bölümünü çalışmaya başlıyorum. Kapişan bölümümü beyaz yerden başlayarak dikeceğim. mavi ise mavi ipimle dikmeyi düşünüyorum. Hemen beyazımdan karşılıklı birbirine denk getiriyorum. Dilerseniz tığımızla da tığlama işlemini yapabilirsiniz. Maviyi daha sonra yapalım. Birazdan alıyorum. Karşılıklı şu şekilde geçiyorum. belli olmayacak şekilde. Birer birer bakınız. Kolaylıkla dikelim. Tepe noktaya kadar dikelim. Kapşonumun beyaz kısmının sona kadar diktim. İpimi koparmadım. Çünkü buraya bir tane püskül yapmak istiyorum. Püskülümü de bu ipimle e, dikmeyi düşünüyorum. Tabi dilerseniz koparabilirsiniz. Püskülümüzün kendi ipiyle de dikebilirsiniz. Şimdi iğneme tekrar mavi ipimi taktım. Ve uç kısmından dikmeye başlıyorum. Mavimizi mavi ile dikelim. Diğer karşının en ucundan tekrar geçiyorum. Şöyle alıyorum ince bir şekilde bakınız birleştirelim ve hiç belli olmayacak yerlerinden alarak ön kısmımızın dikişlerini kapatalım bakınız birleşme yerini gayet güzel bir şekilde ince ince içten kapatıyorum sadece mavi yerimiz için Evet beyaz yerime gelene kadar dikerek tamamlıyorum düğümümü atıp hemen ipimi kesiyorum Evet tepe kısmımızı diktikten sonra bu uç kısmına bir tane püskül çalışmak istiyorum. Püskülüm için bir tane kartonumu şöyle alıyorum. Herhangi bir karton bakınız. Ve etrafında dolaşmaya başlıyorum. Mavi rengimle yapıyorum. Ne kadar isterseniz kalınlığını bu kadar saralım. Biraz dolgunca olsun. Çünkü pop kalın. Çılız durması. Evet, yeterli olacak kadar sardım ve şöyle ipimi kesiyorum. İpimizi biraz aşağıdan keselim. Kendisini yukarı alacaktır o yüzden dengeyi bu şekilde sağlayabiliriz. Bakınız. Evet, şimdi Yukarı kısmından mavi ipimizle bağlıyorum ortalayarak. Bakın şu ipimi ortalıyorum şöyle. Bağlıyorum. Tepe noktasına doğru sıkıca bağladım. Bir tane daha düğümümü atıyorum. Sıktırıyorum bakınız. Şöyle şu kısmı alalım. Şuradan bağlama işlemimi yaptım uç kısmından denk gelecek şekilde kesmeye başlayalım. Evet. En uç kısmından kestim. Ve bağladığım yerden şöyle tutuyorum. Tekrar yeni bir ip alıyorum. 40 santim kadar bakınız. Her iki ucu da koparılmış vaziyette. Şöyle bunları kenara çekiyorum. Bakınız 40 santim kadar. Şöyle elimle düzelttikten sonra başlıyorum bakınız ilk önce bir tarafı uzun bir tarafı kısa bakın kısa tarafıyla hemen düğüm atıyorum bir santim kadar aşağıya düğümü ikinci kez atarak sıkıştırıyorum ve başlıyorum etrafında dolaşmaya bakın düğümü attıktan sonra uzun kenarını dolaştırıyorum iterli olana kadar etrafında dolanıyoruz ve biraz ipim kaldı Evet şimdi bu kadar ucum kaldı bakınız bir karıştan az yani ipim kaldı uç kısımda hemen iğnemi takıyorum bu kısmı iğnemi geçirdikten sonra tepe noktasına bakın şuradan sardığım bir yerden giriyorum içten çıkıyorum ve burada sabitliyorum ipimi çekiyorum ve püskülümü şöyle elimle düzelttikten sonra eşit olacak bir şekilde altı makasımla kesiyorum. Ve tepe noktasına güzelce dikiyorum. Kapşonumu şuradaki tepe kısmına şöyle ip ayırmıştım bakınız onu içeriye çekip buradaki bölümü de içeri alıp şu şekilde tepe noktasını dikmek istiyorum Evet sevgili arkadaşlar port bebemizi tamamladık ve kullanılmaya hazır hale geldi. Bakınız püskülünü de yukarıya içten her iki rengimizi de kullanarak şu kısımdan alarak hem beyazımızı hem de diğer rengimi güzelce bağladım ve port bebeğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle görecek olursak dilediğiniz irilikteki düğmelerimizi dikebilirsiniz. Bakınız dört düğmemizi gayet güzel bir şekilde dikerek tamamladım. Evet bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.